Selam. Bugün birkaç gün önce yayınlanan Seni Buldum Ya hakkında konuşacağız. Pandeminin sanata engel olmadığını gözler önüne seren, her karakteriyle güncel olaylardan kesitler barındıran güzel bir Reha Erdem yapımı olmuş. İncelemeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Mubi adlı dizi film platformunda yayınlanan Seni Buldum Ya adlı film, dönemin şartlarından kaynaklı yaşam biçiminin ani değişimine adapte olamayan sinema dünyası için tokat niteliğinde bir yapım olmuş. Tamamen Zoom üzerinden çekilmiş bu filmde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Ece Muzun ve Tansu Biçer yer alıyor. Reha Erdem kendisiyle film hakkında yapılan röportajlarda istek olduğu müddetçe sinema her yerde yapılır. Biz boyumuzun ölçüsünü görmüş olduk. Uzun süreli setler ve hantal ekiplerden nefret ediyorum ve sinemanın önünde engel olarak görüyorum diyerek bu filmdeki amacını açıklamış oluyor. Filmin konusuna gelirsek eğer pandemi sürecini fırsat bilip kendisini siber suçlarda çalışan biri olarak gösteren iki dolandırıcının insanların işledikleri ufak suçları örtbas etmek için onları kandırarak para koparmaya çalışmalarını izliyoruz. Daha sonrasında ise dolandırıcı feleğin karakter gelişimine şahit oluyoruz. Feleğin dolandırmak için bilgisayarına bağlandığı her karakterin farklı bir yanı ve hikayesi var. Oyuncuların canlandırdığı karakterlerde gündeme dair çok ince mesajlar bulunuyor. Günümüzde sabah programlarında insanı hayrete düşüren aile içi ilgi konusundan üniversitelerde hocalara atılan taciz iftiralarına, ergenlerin yetişkin insanlara ilgi duymasından sahte doktorlara kadar birçok konuya gönderme var. Her karakter filmde içlerinde bulundukları durumdan ayrı olarak kendilerinden bahsetmeye veya dert yanmaya başlıyor. Filmdeki müzikal kısımlar ise çok güzel bir renk katmış. Her karakterin kişiliği ne olursa olsun eğlenceli yanlarını da ortaya çıkarıyor. Açıklayamadıkları şeyleri dansla gösteriyorlar. Filmin ilginç yanlarından birisi de oyuncuların hiçbirinin birbiriyle karşılıklı oynamamış olması. Her kamera görüşmesi Reha Erdem'e karşı çekilmiş ve oyuncular birbirini hiç görmemiş. Hal böyle olunca bu insanların işlerinde ne kadar profesyonel olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. Filmde Fele'in karakter gelişimi kötü başlayıp Günden güne iyi bir hal alması çok güzel yansıtılmış. Dolandırmak için uğraştığı insanlara filmin başındaki ve sonundaki tavırlarındaki fark o kadar güzel belirtilmiş ki en son sahnede bir dolandırıcıya üzüldük diyebiliriz. E, ee, ava giden avlanır. Her karakter sonrası araya giren diğer görüntülerin ara verilmeden önce konuşulan konuyla alakalı olması ve filmdeki diyalogların olduğu çekimlerdeki gibi aşırı profesyonel bir görüntü kullanılmamış olması filmi bir bütün olarak çok daha kaliteli göstermiş. Düşününce filmde harika detaylara yer verilmiş. Mesela Felek karakteri ilk başta kötü bir karakterken görüntülerde kameranın bir yolda ilerlediğini gördük ve iyi birinde dönüşünce aynı yoldan geri dönüldü. Reha Erdem'in yıllar sonra sinemaya dönüşünü bu filmle yapması hem cesaret isteyen hem de iddialı bir olay gerçekten. Belki de filmdeki tek sorun bir ön bilgi verilmeden kendimizi direkt konu içinde bulmamız olabilir. Nihal Yalçın ve Serkan Keskin'e ağırlık verilen bu filmde karakterlere çok güzel hayat verilmiş. Bu tip bir film ilgisini çekmeyenler için geçerli not almayabilir ama dikkatli izleyen, detaylara önem veren gerçek sinema severlerin filmden büyük bir keyif alacaklarına da eminiz. Unutmayın. Şu an 4. dairenin Sibar Çelik kontrolü altındasınız. Bu konuyla ilgili herhangi bir yere hiçbir şey konuşmayacaksınız. Konuştuğunuz takdirde bütün cezai işlemler yürürlüğe girecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın.